Merhaba arkadaşlar, Ükterman.com'dan Mehmet Salcı ben. Bugün siz yabancıları yakından ilgilendiren yine bazı bilgilendirmeler yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü konum uluslararası koruma kimliği ve uluslararası koruma kimliğinde çalışma izni alabilir misiniz? Evet arkadaşlar, eğer ülkemize mülteci olarak geldiyseniz muhakkak kendinizi kaydettirmek zorundasınız. Yani kaydettirmediyseniz polis tarafından, jandarma tarafından, güvenlik kolları tarafından yakalandığınız zaman %80 toplama merkezlerine gönderilip oradan da deport edilirsiniz. Eğer savaş olan ülkelerden veya mülteci olarak geldiyseniz Afganistan, Pakistan, Hindistan vesaire diğer ülkelerden buraya geldiniz ve mülteci olarak burada kalmaya karar verdiyseniz burada kendinizi göç dairesinde bir şekilde bildirmeniz gerekiyor. Ve burada kaçak geldiğiniz için başınızda biri olmadığı için burada yakalanıp deport olma durumunuz söz konusu. Bunun için biz size uluslararası koruma kimliği çıkarmanız için avukatlarımızla beraber göç dairesinde işlemlerinizi yapmanıza yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Daha önceden aldığımız koruma kimliklerini buradaki alan kişilerle beraber videolarımız vardı. Yeni bilgilendirmeleri de böyle yapmaya devam ediyoruz. Ve her günde bir tane koruma kimliği almaya çalışıyoruz ve geliyor da. Arkadaşlar, peki koruma kimliği aldık. En çok şu soru geliyor karşımıza. Koruma kimliği veren şehirler başka. Ben diyor Adıyaman'dayım ama orada durmak istemiyorum. Ben işi İzmir'de buldum ya da İstanbul'da buldum. Oraya gitmek istiyorum. Çalışmaya gidebilir miyim? Evet, gidebilirsiniz ama bazı şartları var. Nedir? Birincisi, öncelikle 6 ay boyunca koruma kimliğinin imzasını aksatmadan gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. 6 ayda dolduktan sonra eğer bulduğunuz bir iş varsa, atıyorum başka şehirde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, nerede bulduysanız, oradaki işvereniniz yine bizle irtibata geçiyor. Ben bu personeli çalıştırmak istiyorum dediği zaman biz onun çalışma izni işlemleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdikten sonra çalışma izni onaylandıktan sonra kendisini tabii göç dairesine bildiriyoruz. Ve ondan sonra İstanbul ya da Antalya nereye çıkarıldıysa çalışma izni orada da nüfusa kaydını yapıp adres değişikliğini de gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Eğer bu şekilde düşünen arkadaşlarımız varsa bizlerden yardım alabilirler. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar. Bu başımıza çok geliyor. Atıyorum Van'dan girmiş arkadaş buraya kaçak. Orada polis yakalamış. Parmak izi vermiş ve imzaya gitmemiş. Bu arkadaşlar için biraz sıkıntı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.